Çin'den beklenen aşıya kavuşmak için artık sayılı günler kaldı. Aşılar pazar gecesi yola çıkacak. Pazartesi sabahı Türkiye'de olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020'nin son bilim kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı aşının güvenilirliğinden eminiz dedi. İlk etapta kaç kişiye aşı yapılacak? Aşı zorunlu mu olacak? Bu sorulara da yanıt verdi bakan. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Çin'den yola çıkacak, pazartesi sabahı Ankara'da olacak. Heyecanla beklenen aşı sonunda geliyor. Sinovac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek biliyorsunuz. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. 2020'nin son bilim kurulu toplantısının ardından konuştu Sağlık Bakanı. Türkiye'de denemeleri süren Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçları müjdeledi. Aşının koruyuculuğu %91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Gönüllüler üzerinde araştırmalar sürerken laboratuvar incelemelerinin ardından 4 aşamalı aşılama planı devreye sokulacak. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Doğrusu aşının zorunlu olarak yapılmasından yana değiliz. Biz ikna ederek bu aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kendim de sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı olan kişilerden biri olacağım. Sözleşme gereği Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşı gelecek Çin'den. Alman ABD ortak yapım aşı içinde anlaşmaya varıldı. Bakan Koca Türkiye'nin her iki aşıyı da uygun fiyatla alacağını belirtti. 4,5 milyon Mart sonuna kadar, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu.